Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgını nedeniyle kapanmaya zorlanan Çin'in belirli bölgelerindeki devlet destekli kiliseler sadece Çin hükümetine bağışta bulunursa yeniden açılabilecek. Doğu Shantung'a bağlı vilayet kategorisine giren Heze'de Üçlü Birlik Kilisesi yöneticilerinden biri Peter Winter'la yaptığı röportajda bölgedeki devlet tarafından desteklenen kiliselere koronavirüsten etkilenen bölgeler için para toplamaları emredildi. Yöneticiye göre Diyanet İşleri Bürosu'ndan gelen yetkililer bağış yapmazlarsa birçok kiliseyi kapatmakla tehdit etti. Üçlü Birlik Kilisesi yöneticisine göre Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'daki kilise cemaatinin hükümete bağış yapması için zorlandı. Ve tek başına yaşayan ve hiçbir geliri olmayan yaşlılardan bile para istendi diye sözlerini ekledi. Koronavirüs salgını sırasında Çin'in hükümet partisi ibadethaneleri istismar ederken normal zamanlarda da Hristiyanlar hedef oluyordu. Birçok araştırma sonucuna göre Çin'in hükümet partisi koronavirüs salgınını fırsat bilerek Hristiyanlara yönelik zulmü artırdı. Koronavirüs salgını sırasında çeşitli bölgelerdeki fakir Hristiyan köylülerin inançlarından vazgeçmeleri ve İsa Mesih'in resimleri yerine Başkan Mao ve Başkan Xi'nin portreleriyle değiştirmeleri emredildi veya sosyal yardımlarını kaybedebilecekleri söylendi. Jiangsu bölgesindeki bazı hükümet yetkilileri karantinayı kullanarak Yishin şehrinde bulunan Champagne Shu Kilisesi'ni yıktı. Peter Winter daha önce de bazı kiliselerin ulusal marşı söylemesi ve Çin Hükümet Partisi'nin emriyle ulusal bayrağı dalgalandırma şartıyla açılmasına izin verildiğini belirtmişti.